Merhaba arkadaşlar, iyi günler. 3 hafta sonra tekrar karşınızdayım. Biraz ara verdik. Bu hafta İngiltere ve İtalya Ligi maçları var sadece. Geçen hafta 15 ve 14 bile yoktu. Bakalım bu hafta biz kaç yapacağız. Ama şunu söyleyeyim baştan, ben bu hafta hepsini tek ihtimalle oynayacağım. Bakalım kaç tutturacağız. Tek ihtimalle oynadığımız zaman tutabilecek mi? Bu hafta kaç yapacağız? Evet, ilk maçımıza geçelim. Bournemouth Everton maçı. Cenk Tosun'u aldığı söylenen Everton, Bournemouth deplasmanına çıkıyor. %54 Everton oynamışlar Bournemouth maçında. Everton hafta içi berabere kaldı sanırım. Deplasmanda yine 0-0 işte. Ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. 0 olacağını düşünüyorum bu maçta. Everton'un kazanamayacağını düşünüyorum. İkinci maçımız Chelsea Stoke City. Bu maç çok ağır favori zaten Chelsea. Maçı kazanacağını düşünüyorum. 1 olur. Huddersfield Burnley maçı haftanın en zor maçlarından bir tanesi. Sonucu zor olan maçlarından bir tanesi. Ben bu maçta Huddersfield kazanamaz diyorum. 0-2 ihtimali yüksek ama tek ihtimal oynayacağım için ben bu maçta 0 oynamak istiyorum Burnley maçında. Liverpool Leicester City maçında tercihim 1. Büyük ihtimal tutacaktır bu maç. 1 olacaktır. Newcastle Brighton maçındaki tercihim gene 0. Beraber biteceğini düşünüyorum. Newcastle United geçen hafta izledim. Manchester City maçında hafta içi daha doğrusu. 1-0 mağlup oldu. Ben maçta izledim son yarım saat. Çok mahkum bir futbol oynadılar. Kontra atak da yapamıyorlar çok fazla. Ben Brighton'ın eğer arkasını iyi kapatırsa defansını Newcastle'a yenilmeyeceğini düşünüyorum. Belki yenemeyecektir de ama yenilmeyecektir. O yüzden beraber biteceğini düşünüyorum bu maçın. Watford Swansea maçında da tercihim bu sefer 2. %14 çok az oynanmış ama Watford bu sene iyi gidiyor. Swansea sonuncu ama Swansea'nin bir şekilde bir kazanma haftası olacaktır. Bir reaksiyon verecektir ve bu maçtan galip ayrılacağını düşünüyorum. O yüzden 2 oynuyorum. Manchester United Southampton maçında Manchester United hafta içi Burnley'de yaptığı hatayı tekrarlamayacaktır. O yüzden bu maçı kazanacaklardır. Evet, İtalya Ligi maçlarına geçiyorum. Manchester City maçı alınmamış sanırım. Arsenal maçı koymamışlar bu hafta. Güzel bir maçtı aslında ama herhalde geçen hafta çok fazla devrettiği için ve kimse bilemediği için hani biraz daha kolay yapmak için o maçı almadılar diye düşünüyorum. Roma Sassu Fiorentina Milan maçına geçiyorum, özür dilerim. Fiorentina Milan maçında tercihim beraberlik. Milan kazanamasa da kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Fiorentina kazanacağını düşünmüyorum. O yüzden berabere biteceğini düşünüyorum. Roma Sassuolo maçında Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde kazanacaktır hatta. İlk defa oynayacaklar da handikaplı handikaplı olacaktır bu maç. Atalanta Cagliari maçına geçiyoruz. 13. maçımız. Bu maçtaki tercihim Atalanta'nın kazanacağı. Bu da maçta bir olacaktır. Atalanta hata yapmayacaktır bana göre. Cagliari de çok iyi bir takım ama Atalanta maçı kazanacaktır kendi saha ve seyircisi önünde. Benevento Kievo maçındaki tercihim 0. Her ne kadar Benevento çok güçsüz bir takım olsa da kendi sahasında Kievo'ya mağlup olmayacaklardır. Bologna Udinese maçına geçiyoruz. 12. maç. Bologna Udinese maçında tercihim 2. Biraz riskli bir tercih. Bu maçın da bana göre normali 0-2. Yani tutma ihtimali yüksek olan ihtimali 0-2. Ama hepsi tek ihtimal oynayacağım. O yüzden maça 2 diyorum. Torino Genoa maçında çoğunlukla aynı fikirde değilim. Bu maçın beraber biteceğini düşünüyorum. 166-1 oynanmış bir maç. Ama ben 1 olacağını düşünmüyorum. Beraber bitecektir. Sampdoria Spal 2013 maçında kazanan Sampdoria olacaktır. Burada çoğunlukla aynı fikir değil. 1 olacaktır. Ve en son maçımız Inter Lazio maçında da kazanan takım Inter olacaktır diye düşünüyorum. Hepsi de tek ihtimal yaptım. Çok kötü bir sonuç da çıkabilir. Hani 3 maç, 4 maç da tutabilir. 10 maç da tutabilir, 6 maç da tutabilir, 14 maç da tutabilir. Yani bu biraz daha hani kumar gibi bir şey oldu ama yani ilk tercihlerim bu şekilde benim. Tek şekilde oynuyorum. Bir de böyle oynamayı deniyorum.
Hani 2 ihtimal, 3 ihtimal dediği zaman evet 10-12 tuttu. Ama bu şekilde bakalım kaç tutacağını göreceğiz hep beraber. Salı günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.